Son günlerde sosyal medyada ve gazetelerde sürekli haber olan bir şey var. O da Nutella'nın e, kanserojen olan palmiya içerdiği ile ilgili. Önce bir karalama kampanyası olduğu iddia edildi. Öyle gibi başladı. Sonra da e, bir aklanma durumu oldu neredeyse. Sanki Nutella çok masummuş gibi veya benzerleri. Ee, onlar yani bu konuyla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ee, öncelikle hiçbir markayla bir alıp veremediğim yok. Ee, neye karşı olduğumu zaten birazdan anlayacaksınız. Öncelikle e, Nutella'nın içinde ne var isterseniz bir ona bakalım. Ee, bildiğiniz gibi palm yağı var. Ee, bu zaten çok abartılı bir konu olarak e, tartışıldı. Ürünler. Ee, Palmiya nedir? Hani ondan bahsedeceğim ama ona gelmeden önce burada daha tehlikeli bir şey var. yağından daha tehlikeli. E, o da şeker. E, 100 gram Nutella'nın içinde 57 gram şeker var. Yani bu e, yediğiniz her kaşığın e, neredeyse yarısından fazlası şeker ve e, şeker derken çok masum bir şeker değil. Bakın burada şeker diye yazılan şey eklenmiş şeker. E, bu yüksek e, fruktozlu mısır şurubu aslında. E, serbest halde gezen fruktoz içeriyor ve e, bu da vücuda daha zararlı. Buna gelmeden önce bir e, palm yağı ile ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burada yağların içeriğini ve listesini görüyorsunuz. Palm yağı aslında bakıldığı zaman tıbbi olarak zararlı bir yağ değil kendi başına. Çünkü standart bir doymuş yağ omega 6, 3 ve 9 içeriyor diğer yağlar gibi. Buradaki sıkıntı şu vücudumuzda bütün bu yağlara ihtiyaç var ama omega 6 ve 3'ün belli bir dengede olması gerekiyor. Omega 6 daha fazla olursa omega 3'ün vücutta kullanılmasını engelliyor ve bize lazım olan şey omega 3. Daha anti kanserojen etkisi olan omega 3. Eğer omega 6'yı daha fazla alırsanız omega 3'ün bu etkilerinden yararlanamamış oluyorsunuz. Bu yüzden omega 6'yı zaten rutin olarak her şeyden aldığımız için daha fazla omega 6'ya ihtiyacımız yok. Burada palm görüyorsunuz. Palm burada. Bakın bu kırmızı şerit doymuş yağ oranı. E, mavi olan kısım omega 6. E, şurada ufacık yani gözükemeyen gözükemeyecek şekilde olan omega 3. Sarı olan kısım ise omega 9. Omega 9... 3 üçle yarışmadığı için bizim için bir tehdit oluşturmuyor. Ama çok az üçü var. 3'e üçe göre çok fazla altısı olduğu için istediğimiz bir yağ türü değil. İşte bu yüzden kanserojen denme sebebi bu. Aslında kanser yapıyor diyemeyiz. Sadece omega 3'ün anti -kanserojen etkisini, antioksidan etkisini bozduğu için dolaylı yoldan buna zemin hazırlıyor diyebiliriz. Ama tabii ki bu palm yağına özgü bir şey değil. Yani palm yağın omega 6 fazla da işte ayçiçek yağında, mısır özü yağında daha mı az? Bakın onlarda ne kadar fazla. Bu 6'yı görüyorsunuz ve bunlarda da omega 3 yok. Yani omega 3'ü nereden alabiliriz? Keten tohumunda bol var. koyu renkli yeşil sebzelerde aslında bol var. Keten tohumu ile ilgili de ayrı tartışmalar var. Onların vücutta emilmediği ile ilgili ama konumuz şimdi o değil konumuz e, omega 6'ya ihtiyacımız yok özet olarak e, zeytinyağında omega 9 çok fazla e, omega 6'sı 3'e göre az ama omega, e, zeytinyağı zaten bir omega omega 3 kaynağı değil omega 9 kaynağı e, yani yemekleri de pişirirken mısır özü ve ayçiçek yağını kullanmaktansa zeytinyağını e, kullanma kullanmayı tercih etmeliyiz özet olarak palmiye e, kanserojen demek doğru değil yani bunu kanıtlayan aslında bir bilimsel çalışma da yok. Sadece içerdiği omega 6'nın 3'e göre fazla olması ve doymuş yağ oranının yüksek olması dolaylı yoldan kanserle savaşan e, mekanizmaları bozduğu için kanserojen olduğu iddia edilebilir ama bu da kanıtlanmış değil. E, sonuç olarak Nutella'yı zararlı yapan zaten bu değil. Nutella'yı zararlı yapan e, içeriğindeki Yüksek şeker. Peki bu şeker neden kötü? Bu aslında yaptığım bir sunumdan aldığım slide. O sunumu da buradan izleyebilirsiniz. Burada diyelim ki vücudumuza glukoz aldık. Glukoz vücudumuzun kullandığı şeker. 120 kilokalorilik kalorilik bir glukoz aldığımızda, bu zaten dokularda kullanılır ve karaciğere sadece 20'si gelir. Gelen 20'nin yarısı depolanır. Onun yarısı da yağ dönüşmek üzere bazı mekanizmalara döner. Fruktoz dokularda kullanılmaz. Fruktoz bizim yani kolumuzu hareket ettirmemizi, beynimizi çalıştırmamıza, düşünmemizde hiçbir yerde bir işi olmayan bir şekerdir. Fruktoz tokluk sağlamaz. Fruktoz insülini yükseltmez. Yani kan şekeri yükseldiği zaman İnsülin devreye girer, kan şekerini düşürür ve tokluk hissi gelir. Fruktoz buna sebep olmaz. Fruktoz kan şekerini yükseltmez. Yani sadece fruktozu yükseltir. Bu yüzden fruktoz dokularda hiç kullanılmadığı için fruktozun %100'ü karaciğere girer. Hatta girdiğinde bir fosfat daha alarak fosforillenerek normal kalorisinden daha fazla bir kaloriye sebep olur ve bu olduğu gibi bu aynı yolaklara girerek yağ oluşumu glukoza göre 10 kat daha fazladır. Bakın aynı miktar glukozdan %10'u neredeyse yağ dönüşürken aynı miktar fruktozun %110'u yağ dönüşmektedir. Şimdi buraya geri dönersek 100 gram aldığınız Nutella'nın aldığınız 100 gram Nutella'nın %60'ı Şeker. Şekerden kastettiği eklenmiş şeker. Bu şekerin adı high fructose corn syrup. Bunu zaten artık ne kadar zararlı olduğunu biliyoruz. Bunun 3-4 çeşidi var. Standart kullanılanı %55 fruktoz içeren. Yani %55 serbest fruktoz içeren. Siz bir kaşık nutella aldığınız zaman bunun %55'i yani %55'i karaciğerinize yağ olarak depolanıyor. Asla kan şekerinizi yükseltme eğiliminde değil. Yani Nutella Nutella diyoruz ama gerisi de çok masum değil. Biz de var şeker. %63'ü şeker. İşte Brownie'de %34, hoş 5'te var. E, bu paketlenmiş bütün ürünlerde var. Salçada bile şeker, eklenmiş şeker var. E, %14. Ketçapta var. İçeceğiniz, içeceklerinizin içinde var. Yani bir kutu kola kolada %10, 330 mililitre olduğunu biliyoruz. 33 miligram şeker var. 33 miligram şeker demek 8 küp şeker demek. Bir kutu kola içtiğiniz zaman 8 küp şekerli bir saçma sapan içecek içmiş oluyorsunuz. O yüzden özet olarak tekrar ediyorum. Nutella ve benzeri ürünlerin, palm içeren ürünlerdeki esas tehlike palm değil, içeriğindeki yüksek fruktozdur. E, bununla ilgili yine sunumumu izleyebilirsiniz. Fruktoz'un vücuda ne yaptığı ile ilgili. O yüzden Nutella veya diğer şekerli ürünler aklanmasın. Bunlar tamamen sağlığımıza zararlıdır. Teşekkürler.